Herkese merhaba arkadaşlar. Kendi aracım Seat Cordoba. Belki bendeniz olacaktır. Şöyle kısa bir yolculuk yapacağız. Hem sohbet mahiyetinde hem de işte 30 bin 40 bin bandında Seat Cordoba mantıklı mıdır anlamında. Kısaca size bunu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar ben aracımı 164 bin kilometrede almıştım. Şu anda 189 bin yani 190 bin kilometre olmak üzere. Yani Cordoba ile yaklaşık 25-26 bin kilometre yol yaptım. Tabii bu benim ilk seyahat tecrübem değil. Bundan önce 6 rekası Ibiza, Seat Ibiza aracım da vardı. Yani bayağı uzun yıllar, uzun kilometreler Seat Cordoba Ibiza ile yani bu motora sahip araçla uzun yol yapmışlarımız oldu. Şimdi arkadaşlar, bu aracın kronik sorunu var mıdır? Önce kısaca bunu değineyim. Aracın bilinen kronik büyük bir sorunu yok. Yani bu araç kronik sorunlu bir araç değil. Altyapısı oldukça sağlam bir araç. Motoru çok sağlam. Ama yine de ufak tefek birkaç tabii ki kronik diye adlandırabileceğimiz birkaç küçük sorunu var. Neler bunlar? İşte arka stop lambaları bir zaman sonra, tabii ki bir yaştan sonra su almaya başlıyor. Özellikle işte yağmurlu havalarda veya işte aracı yıkadığınızda arka stop lambaları su alıyor, buharlaşma yapabiliyor. Tabii bunu tamir yolu var mıdır? Belki tamir ettirilebilir ama en tabii ki önemli yöntemi değiştirmek arkadaşlar. Yani bir sorunu bu var. Bir de arka kampanalar. Özellikle kışın arka frenler kampana. Kışın biraz ses yapmaya başlıyor. Frenlerde ses yapıyor. Bir de kalorifer fan motoru. Ben kalorifer fan motorunu temizlemiştim. Kanalımızda videosu var. Oradan izleyebilirsiniz. Kalorifer fan motoru ses yapmaya başlıyor bir zaman sonra. Yani nasıl bir ses? İşte çalışırken yani kuş sesi gibi böyle kuş ötme sesi gibi böyle bir ötme sesi geliyor arkadaşlar. Yani bunların dışında araçta bilinen kronik bir sorun yok. Araç yani aslında oldukça sorunsuz bir araç. Ben çok çok memnunum. Yani 2,5 yıl oldu yaklaşık. Ben aracımı alalım. Fazlasıyla memnunum. Bir ara satmayı düşünmüştüm. Şimdi satmaktan vazgeçtim çünkü yani piyasa artık o kadar allak bullak olmuş ki öyle bir hale gelmiş ki piyasa. Yani çok aşırı yüksek. Yani hiç yetmeyecek arabalar aşırı yüksek fiyatlara satılıyor ve alıcı da buluyor sanıyorum. Yani o yüzden ben satmaktan vazgeçtim. Zaten aracımın ağır bakımlarını da yaptırdım ben. İşte telgiler, baskı vesaire. Bunları da yaptırdım. Ya, sözü açılmışken onlardan da bahsedeyim. En son debriyaj setini değiştirdim ben. Tabii ki hep orijinal değiştiriyorum ben. Yansıma ürünü kullanmıyorum. Debriyaj setine ne kadar vermiştim? 1200 küsür lira bir şeydi sanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Orijinal debriyaj seti. Orijinal sanıyorum şimdi tam hatırlayamadım ama Stax markaydı galiba. Orijinal işçilikle birlikte 1200 lira bir para ödedim. Yani tabii şu anda belki biraz daha yüksek olabilir fiyat. Yani yedek parça fiyatları konusunda çok uygun olduğunu söyleyemem. Yedek parça fiyatları biraz pahalı. Ama sorunlu bir araç olmadığı için yedek parçaya da çok öyle ihtiyacımız olmuyor zaten. Yani araç fazlasıyla sağlam bir araba. Yakıt tüketimi çok düşük, oldukça düşük bir araba. Yani 30 bin ile 40 bin bandında bir araba arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Diyebilirsiniz ki işte bazı arkadaşlar yorumlarda bana yazmışlar işte yani Megane 2 de alınabilir falan demişler. Tabi Megane 2 C segmentli bir araba. Bu B segmentli. Ama Megane 2'nin temizliğini ben pek zannetmiyorum. Yani 30-40 bin bandında temizliğini bulabileceğinizi pek zannetmiyorum. Yani 2005-2006 modelinin üzeri 200 bin kilometreyi aşmamış, işte temiz, çok fazla boyası olmayan, değişeni işte olmayan, hasar kaydı olsa bile işte az olan, böyle temiz, bakımlı bir arabayı, yani Megane'ı bu fiyatlarda bulabileceğinizi ben zannetmiyorum. Bu aracı ben o yüzden size tavsiye ediyorum. Yani 35 bin, ortalama 35 bin bandında temizliği bulursanız kaçırmayın derim arkadaşlar. Trigger setini ben geçen sene değiştirmiştim. Tabii fiyat vermem şimdi çok doğru olmaz. Sanıyorum bir 600 lira o civarlarda bir değiştirmiştim sanıyorum. Ama şimdi tabii yükselmiştir. Yani ağır bakımları da bu şekilde.
arkadaşlar. Onun dışında ben bu arabaya bir motorunda hiçbir sorun yaşamadım. İşte turbosu olsun, enjektörleri olsun. Dizelde biliyorsunuz turbo enjektör çok önemlidir. Turboda, enjektörde en ufak bir sorun yaşamadım. Aracın çekişinde, gidişinde en ufak bir sorun yok. Yani temizlik bulursanız arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. Ben kullandığım 25 bin kilometre boyunca bu araçta yani ne sorun yaşadım? Bir kere bir arıza olarak arızalanması yanmıştı. O da bilgisayara bağlattık, götürdüm. Burada benim servis ustam var arkadaşım. Eksantrik sensörü arızasıymış. Eksantrik sensörünü değiştirdim. O da 250 lira bir şeydi sanıyorum. Onu değiştirdim. Onun dışında hiçbir sorun yaşamadım arkadaşlar. Sadece rutin ağır bakımlarını yaptırdım. İşte rutin yapılması gereken şeyler nelerdi? İşte aküsü bitti. Aküsünü değiştirdim. Yani bunlar her arabada periyodik rutin yapılması gereken işlemler zaten. Onun dışında sorun olarak bana bu araba bu bahsettiğim sorun dışında hiçbir sorun çıkarmadı arkadaşlar. Yani maşallah diyelim. Zaten satmaktan da vazgeçtim. Şimdi bilmeyi düşünüyorum. Yani sizlere de kısaca işte bu 25 bin kilometre boyunca sorun yaşadım mı, yaşamadım mı? Kronik sorun var mıdır? Kısaca bunlardan bahsetmek istedim. Almayı düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye edeceğim bir araçtır kendisi arkadaşlar. Evet, şimdilik bahsedeceklerim bu kadar. Yani sizlere sormak istedikleriniz varsa bu araçla ilgili yorum kısmında sorabilirsiniz. Ondan cevaplamaya çalışırım naçizane. Eksi yönleri var mıdır? Bahsetmiştim ama kısaca yine bahsedeyim. Eksi yönü iç hacmi biraz dar bu aracın. Özellikle arka diz mesafesi dar arkadaşlar. Diz mesafesi dar. Arka koltukların minderleri de birazcık ince. Biraz daha konu olsa tabii biliyor bunu. Ama tabii bu paraya da hani bu kadar donanımlı dizel yani başka bir araç zaten yok. Yani tabii ufak tefek kusurları tabii ki olacaktır. Eksi yönde motorun gürültüsü. Motoru biraz gürültülü. Tabii üst silindirli olduğu için üst silindirli eski tip bir motor. O yüzden motor da biraz gürültülü. Eksi yön olarak bunu da söyleyebiliriz. Tabii ki yalıtım birazcık zayıf. Yol sesi haliyle alıyor. Yani sonuçta bir esin falan var. Çok fazla bir şey beklememek lazım. Rüzgar sesi işte yol sesi biraz alıyor. Aldığını söyleyebilirim. Ama işte yolu 90-100 giderken 90 km, 100 km hızla seyahat ederken yani 100'a kadar falan ciddi bir motor sesi duymuyorsunuz. Motor sesini sadece hızlanmalarla, rölantide işte şehir içerisinde falan daha çok duyuyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Dediğim gibi sormak istediğiniz varsa arkadaşlar bu araçla ilgili merak edildiğiniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Önümüzdeki hafta bu aracın 10.000 bakımını yapacağız. Yağ değişimini yapacağım. Onu da yine videoya kanalımızda yayınlayacağız arkadaşlar. Mazot filtresini de değiştirmeyi düşünüyorum. Ayrıca onu da videosunu kanalımızda yine yayınlayacağız. Takipte kalmanız dileğiyle arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone değilseniz, abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.